sevgili arkadaşlar. Türkçe cümle bilgisi 1 dersinin bu programında konumuz zarf fiil grubu. Bu programda zarf fiillerin özellikleri ve zarf fiil grubunun yapısı konu başlıklarını ele alacağız. Programımıza zarf fiillere göz atarak başlayalım. Türkçe'de fiillerin anlık olarak zarf işlevinde kullanılması için zarf fiil adı verilen özel yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar aslan birer fiilimsi oldukları için Tıpkı mastar ve sıfat fiillerde olduğu gibi özne, nesne, zarf tümleci veya yer tamlayıcısı alabilmektedirler. Zarf fiiller yan cümleler oluşturdukları için bünyesindeki diğer öğelerle birlikte cümlede zarf fiil gruplarını oluştururlar. Zarf fiiller bir fiilimsi oldukları için cümledeki diğer fiilimsi yani isim fiil ve sıfat fiil gruplarının yanı sıra zarf fiil gruplarının içinde de bulunabilirler. Evet, bu dünyada hiçbir iş yapmadan göçüp gitmek de fena bir şey. Kaynak yetersizliği sebebiyle geçmişin derinliklerine gidildikçe tarihsel malzemenin azaldığı bilinen bir gerçektir. Zarf fiil gruplarının cümlenin asıl öznesinden farklı öznesi olabileceği gibi bağlı oldukları yüklemle ortak özneleri olabilir. Öznesi ortak zarf fiil grupları ve yüklemlere örnek verelim. Akif beni bekliyormuş gibi hiç şaşırmaksızın ve gülümseyerek hoş geldiniz dedi. Öznesi farklı zarf fiil grupları ve yüklemlere örnek. Bugün terim konusunda kimi alanlarda büyük ölçüde özleşme sağlanmışken hukuk, hekimlik gibi kimi alanlarda daha henüz büyük ölçüde özleşmeye gidilmesine gereksinme vardır. Bir cümlede birden çok zarf fiil bulunabilir. Seher yeli çamları çavdarları tararken, dağlar göller üstüne sistem perde örerken, ilk ilkbaharın ilk gülü kılıfını yararken, sonbaharda son yağmur yollara yağarken gel. Osmanlı İmparatorluğu Anadolu'yu kendisine merkez edinip üç kıta ve üç denizi denetleyerek Asurlulardan Araplara kadar uzanan eski bir doğu geleneğinin sürdürücüsü olmuştur. Zarf fiil grubunun yapısı. Zarf fiiller genel olarak basit, türemiş ve birleşik olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bölümde bu gruplar örnekleriyle ele alınacaktır. Bu grupları sıralayacak olursak, basit zarf fiil ekleriyle kurulan zarf fiil grupları, türemiş zarf fiil ekleriyle kurulan zarf fiil grupları, birleşik zarf fiil grupları ve diğer zarf fiil grupları. İlk olarak basit zarf fiil ekleriyle kurulan zarf fiil gruplarını ele alalım. Yapıları eş zamanlı olarak açıklanamayan zarf fiillere basit zarf fiiller denmektedir. Örnekler eşliğinde bu bölümü ele alalım. Cemil Meriç 20. yüzyıl boyunca Türk düşünce tarihinde ele alınıp tartışılmış, pek çok konuya ciddiyetle yaklaşmakla kalmamış, meselelere nasıl yaklaşılması gerektiğinin örneklerini ve metodunu da sunmuştur. Adam ona gülümseyerek baktı ve sağ elini kalbinin üstüne götürüp selam verdi. Ormanlara salı verilmiş genç bir fili sonunda bana ve arkadaşlarımdan birine benzemesi yüzünden evcilleşmesi için aramıza saldılar. Rem boyunca durağa yürüyordum. Neşeli insanlar doğrusu. Birden koskocaman bir kutu, ufuzun bir şey gürültüyle duru verdi yanımda. Tramvaymış. Türemiş zarf fiil ekleriyle kurulan zarf fiil grupları. Bu gruba giren yapılar isim fiil, sıfat ve zarf fiillere çok defa hal eki getirilmesiyle oluşmuştur. Kendi içinde üç gruba ayrılır. İsim fiillerden türemiş zarf fiil grupları, sıfat fiillerden türemiş zarf fiil grupları, zarf fiillerden türemiş zarf fiil grupları. İsim fiillerden türemiş zarf fiil grupları. Bu grup için şu örneğe bakalım. Soyut somut konu biçim kaygılarından hiçbiriyle sınırlanmaksızın kendini denemeci gibi her çeşit yaşantıya açık tutan bir edebiyatçı var mı? Sıfat fiillerden türemiş zarf fiil grupları. Bu tür yapılarda zarf fiiller iyilik eki alarak kullanılmalarının yanı sıra iyilik eki almaksızın da kullanılabilirler. Şu örneğimize bakalım. Eski türler büyüklü küçüklü boy sistemine dayalı bir hayat tarzını benimsediklerinden uzun mesafeler ilerleseler de sosyal yapılarının getirdiği dayanışmanın sağlamlığından dağılmıyorlar, manevi yapıları bozulmuyordu. Zarf fiillerden türemiş zarf fiil grupları. Örnek cümlemiz şu şekilde. Arka sokaklardan beni görmemek için kaçtıysa beni düşünerekten gitmiştir diyorum. Birleşik zarf fiil grupları. Bu gruba giren yapılar isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiillerin edat veya edat gibi kullanılan kelimelerle birlikte kullanılması ile oluşmuştur. Bu tip zarf fiil gruplarında bazen iki ayrı fiilimsi ortak edat kullanabilmekte, fiilimsi ile edat arasına başka kelime veya kelime grupları girebilmektedir. Türklerle Batı ulusları arasındaki ilişkiler bilindiği üzere Osmanlı Devleti'nin kurulmasından özellikle imparatorluğa dönüşmesinden sonra giderek artmıştır. İsim fiillerden oluşan birleşik zarf fiil grupları. İsim fiillerden oluşan birleşik zarf fiillerin kimileri iyilik eki alabilmektedir. Batılıların sinolojiyle uğraşmaya başlamalarından bu yana Çince isimlerin Latin harfleriyle yazımı konusunda tam bir sistem oturtulamamıştır. Zeynep Doktor gelmeden önce ortalığı siler, tozları alır, sehpaların üstündeki dergileri, gazeteleri yerleştirirken işi unutup bunları ucundan ucundan okurdu. Sıfat fiillerden oluşan birleşik zarf fiil grupları Sıfat fiillerden oluşan birleşik zarf fiillerin kimileri de iyilik eki alabilmektedir. Cemil Hoca bütün bu dağda içinde bile aksi ispat edilmediği müddetçe düşüncelerinin ana yolundan ayrılmamış metodik düşünme prensiplerine daima bağlı kalmıştır. Zarf fiillerden oluşan birleşik zarf fiil grupları. Zarf fiillerin edatlarla kullanılması çok nadirdir. Bunlardan önceye kadar alı beri, alıdan beri en yaygın olan biçim birimlerdir. Örnek cümlelerimize bakalım. Ne bileyim ben, o dönüp gelinceye kadar gözüme uyku girmezdi. 20 yıldır çoluğa çocuğa karışalıdan beri hep böyle bir yuva hayal ederdi. Evet, böylece zarf fiillerin özellikleri ve zarf fiil grubunun yapısını incelediğimiz programımızın sonuna geldik. Kısaca hatırlayacak olursak zarf fiillerin özellikleri zarf fiiller bir fiilimsi oldukları için cümledeki diğer fiilimsi yani isim fiil ve sıfat fiil gruplarının yanı sıra zarf fiil gruplarının içinde de bulunabilirler. Bir cümlede birden çok zarf fiil bulunabilir. Türkçe kurallı cümlelerde zarf fiil grupları yüklemden önce gelir. Zarf fiil grubunun yapısı ise zarf fiiller genel olarak basit türemiş ve birleşik olarak sınıflandırılmaktadır. Yapıları eş zamanlı olarak açıklanamayan aşağıdaki zarf fiil yapılarına basit zarf fiiller denmektedir. Türemiş zarf fiil ekleriyle kurulan zarf fiil grupları, isim fiillerden türemiş zarf fiil grupları, sıfat fiillerden türemiş zarf fiil grupları, zarf fiillerden türemiş zarf fiil grupları olarak sıralanabilir. Birleşik zarf fiil grupları bu gruplar isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiillerin edat veya edat gibi kullanılan kelimelerle birlikte kullanılmasıyla oluşmuştur. Programımızda Açık Öğretim Sistemi Türkçe Cümle Bilgisi 1 ders kitabımızın 5. ünitesinde yer alan zarf fiil grubu konusunu ele aldık. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.